Selamünaleyküm değerli izleyenler. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yeni bir haftada, yeni bir perşembe gününde, yeni bir Rahmetten Damlalar programında bizleri buluşturan, sizlerle kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Mersin İl Müftülüğü tarafından hazırlanan Rahmetten Damlalar programında bu hafta inşallah İslam'da şehitlik ve gazilik konularını işleyeceğiz. Konuyla ilgili misafirimiz Mersin İl Müftülüğü'nde görevli uzman vaiz hocamız Mustafa Kumru hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük Sayın Hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim Kemal Hocam. Sizler nasılsınız? Hamdolsun hocam. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, şehitlik ve gazilik, vatan, vatan sevgisi, bu kavramlardan bahsedebilir miyiz? İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Vel akibetu lil muttakin. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için zat-ı halinize, Mersin İl Müftülüğümüze, İçel TV ailesine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Cenab-ı Hak işlerinizi kolay eylesin. Kıymetli hocam, vatan, gaza, gazi, şehit, bu kavramlar milletimize çok uzak kavramlar değil, çok yakın kavramlar. Vatan sözlüklere baktığımızda üzerinde yaşadığımız namusumuzla, bağımsızlığımızla, hürriyetimizle, her türlü malımızı, canımızı, neslimizi, dinimizi muhafaza edebildiğimiz kara parçası, mavi vatan, hava vatan, gökyüzü, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin sınırları diyebiliriz ilk etapta. Bir de gönül coğrafyamız var. İslam'da, dinimizde de vatan bu anlamda çok önemli. Resulullah Efendimiz'in vatan sevgisi dillere destandır. Mekke'den Medine'ye hicret edecekken bilene sallallahu aleyhi ve sellem 610 yılında kendisine Kur'an-ı Kerim inmeye başlamış. 622 yılına kadar Mekke'yi terk etmiyor. Terk etmek de istemiyor. Mecbur bırakıldığı için, ölümle tehdit edildiği için ve kendisine inanan insanların da ölümle tehdit edilmesi, en önemlisi de Allah'ın dini olan İslam'ın sadece Mekke'de kalmasından korkup bütün dünyaya yayılamamasından korkması sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın da emriyle hicret emrini alınca 12 sene sonra yaklaşık hicret ediyor ve giderken de Mekke'ye dönüp Mekke bir gün döneceğim, vallahi yurdumdan çıkarmasalardı ben asla terk etmeyeceğim gibi sözler söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Burada biz peygamberimizin vatanını ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan uğrunda, toprak uğrunda, eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor Mithat Cemal Kuntay. Yine İstiklal şairimiz, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan da şüheda, canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyor Mehmet Akif Ersoy, İstiklal şairimiz. Biz buradan anlıyoruz ki sadece bir kara parçası, sadece bir deniz, sadece bir hava, sadece belirli bir yer değil. Vatan dediğimiz yerde bizim canımızı, malımızı, namusumuzu, hürriyetimizi, neslimizi ve din-i mübin İslam'ı özgür bir şekilde yaşadığımız andan itibaren ve bunun için yaşadığımız andan itibaren orası bizim vatanımız. Ve Türk milleti elhamdülillah Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar vatan kavramını en iyi bilen milletlerden, dünya sahnesinde en çok devlet kuran ve son devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile de bağımsızlığını, hürriyetini, vatan aşkını, hürriyet aşkını, din-i mübine, İslam'a olan aşkını, vatan aşkını dünyaya en güzel haykıran milletlerden bir tanesidir. Bu anlamda bizim ninnilerimize kadar vatan sevgisi, asker uğurlaması, hocalarımızın duasıyla asker dönüşü, bunlar şehit cenazelerimiz, gazilerimize gösterilen hürmet, bunlar hep dinimizin bize vermiş olduğu güzel ahlaktan gelir. Ayrıca vatanı korumak dinimizin bir emridir. Vatanı korumak dinimizin bir emridir. Nereden bunu çıkarttık derseniz,
Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i kerimede ve gatilu fi sebilillah ellezine yugatilunekum ve la ta'tedu innallaha la yuhibbul mu'tedin. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Bu ayet-i kerime yaklaşık cihat ayetleri, savaş ayetleri, savaşa izin veren ayetler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamber olduktan yaklaşık 14 yıl sonra iniyor. Bu şu demek, Mekke'de Resulullah Efendimiz her türlü işkenceye, her türlü zulme, her türlü hakarete maruz kalsa bile kılıncı eline almıyor, şiddete başvurmuyor, şiddet yolu aramıyor, savaş yolu aramıyor, kan akıtma niyetinde değil, gözünü kan bürüyen, gözünü ganimet bürüyen, gözünü makam hırs bürüyen, gözünü mal mevki bürüyen bir insan değil. Bunu 610'dan 622'ye kadar 12 yıl insanlara bunu anlatıyor. İnananlar oluyor, inanmayanlar daha fazla oluyor. Hicretten sonra 2 yılda yine savaşa başvurmuyor. Bu ayetler, savaşa izin veren bu ayetler indikten sonra da o zamana kadar savaşın hukuku değişiyor tabiri caizse. Resulullah Efendimiz bir inkılap yapıyor dünyada. Savaşacaksa bile ne, insan nasıl savaşacak? Bunun kurallarını getiriyor. Bu da açıkça zaten ayette devam edelim isterseniz. Ve gatilu fi sebilillah, Allah yolunda ellezine yugatilunekum, sizde saldıranlara karşı sizde savaşın. Yani Mekke'den Medine'ye mektup gönderiyorlar. Ebu Cehil mektup gönderiyor. Diyor ki bu Muhammed'i öldürün ya da bize teslim edin. Değilse biz sizinle savaşırız. Çocuklarınızı, hanımlarınızı, mallarınıza el koyarız. Açıkça bir savaş tehdidinde bulunuyor. Hicretle sadece onu orada bırakmak istemiyorlar. Demek ki can tehdidi olduğunda, mal tehdidi olduğunda, karşı tarafta düşman bizi savaşla tehdit ettiğinde buna misli mukabele, nefsi müdafaa dediğimiz devlet olarak buna karşılık verilmesi gerekiyor. Ve la ta'tedu, işte haddi aşmayın. İşte İslam'ın savaş hukuku getirmiş olduğu savaş hukuku bu. Haddi aşmayın. Savaşta bileniz haddi aşmamamız gerektiğini. Onun için İslam'da cihat ayetlerinde, İslam'ın savaş emirlerinde haddi aşmak yoktur. Kol kesmek, baş kesmek, kadınlara tecavüz etmek, kadınları, çocukları öldürmek, bunlar yok. Resulullah Efendimiz Mekke'nin fethinden önce özellikle emrediyor. Kan dökülmemesi için her türlü tedbire başvuruyor ve İslam savaş hukukunda size silah doğrultmuyorsa, silah sizin canınızı tehdit etmiyorsa, İslam ordusu bir beldeye gireceğinde kesinlikle eli silah tutmayan insanlara saldırmazlar. Kadınlara dokunmayacaksınız, çocukları öldürmeyeceksiniz. Size silah doğrultmamış din adamlarını kiliselerinde, havralarında, evlerinde, size silah doğrultmamış, evlerine kapanmış, kiliselerine, havralarına kapanmış din adamları, kadınlar, yaşlılar, bunlara dokunmayacaksınız. Suyu zehirlemeyeceksiniz, insanları, ağaçları, yeşili budamayacaksınız şeklinde aslında savaşın da bir hukuku olduğunu Resulullah Efendimiz öğretiyor. Ve la ta'tedu, haddi aşmayın diyor. İnnallâhe la yuhibbul mu'tedin, Allah haddi aşanları sevmez diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat katılmış olduğu savaşlara biz gazve, İslam tarihinde diyoruz gaza. Ve bu gazada şehit olmamışsa gazidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim ilk gazilerimizdendir. 27 gazası vardır peygamberimizin. Bu 27 gazasında 9 tane çatışma yaşamıştır. Geri kalanlarında hiç çatışma yaşamadan, hiç kan akıtılmadan bu gazalar sulh ile neticelenmiştir. Amaç sulhtur, amaç kan dökmek değildir, amaç insanları öldürmek değildir, amaç ölmek değildir şehit olmakla, amaç yaşamaktır, yaşatmaktır, değerlerimizi yaşatmaktır, hürriyetimizi, bağımsızlığımızı, devletimizi, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı, Kur'an'ımızı ve bize inansın inanmasın bizim tebaamızsa, bizim vatandaşımızsa, Musevi olsun, Hristiyan olsun, ateist olsun hiç fark etmez. Bizim vatandaşımızdır, onun can ve mal güvenliği, hatta din güvenliği, İslam hukukuna göre hocam konuşuyorum acizane, dini bir program yapıyoruz. İslam hukukunda da böyledir. Makasit-i şeria dediğimiz İslam'ın 5 temel esasından, 5 temel hedefinden bir tanesi insanların inansın inanmasın, başta Müslümanlar olmak üzere, canını, malını, namusunu, neslini ve aklını korumaktır.
Bu görevi Müslümanlar üstlenir. Velev ki bünyesindeki bir Musevi vatandaşı da olsa, bir Hristiyan vatandaşı da olsa, ona din ve vicdan hürriyeti verir. Ona yaşama hürriyeti verir, ticaret hürriyeti verir, seyahat hürriyeti verir. Her türlü hürriyet ve garantisi emanı altındadır. İşte bu ilahi kelimetullah dediğimiz, la ilahe illallah dediğimiz, Muhammedur Resulullah dediğimiz bu özgürlük, bu hürriyet sadece Müslümanlara tanınmış bir barış değil, bütün dünyaya bir barış çağrısıdır. Bütün dünyaya bir alemi nizam çağrısıdır. Nizamın, alemin nizama dönüşmesi, bir düzene, barış düzenine, huzur düzenine, saadet, mutluluk düzenine, sosyal adalette gelir dağılımından tutun da fakir zengin arasındaki muhabbete kadar hepsinin düzenlenmesinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, ilahi kelimetullah dediğimizin özetle İslam savaşmak zorunda kaldığında savaşır ve bunu da barış için yapar ve dinimiz bize vatanın korunmasını emreder. Vatanın korunması için tedbir almayı emreder. Vatanın korunması için savunma harcaması yapmayı emreder. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, malum haliniz hocam, bunlar nasıl dinimizin emri ise biz cami kürsülerinden, konferanslarımızda, seminerlerimizde hasbelkader anlatmaya çalışıyoruz. Namaz gibi, haç gibi, oruç gibi vatanı korumak da dinimizin bir emridir. Vatanı korumakla polisimiz, askerimiz, devletimiz, bütün kamu görevlilerimiz bu uğurda savunma sanayisinde kim ne yapıyorsa, mühendisinden devlet başkanına kadar Allah için, vatanın korunması için ne harcıyorsa, ne yapıyorsa bu sevaptır. Allah rızası için yapılıyor, vatanın korunması için yapılıyor. Bu bir sevaptır, bir vecibedir, bir ibadettir. İbadet şuuruyla yapılmalıdır ki ayet-i kerime bize bunu, neden bunu söylüyorum? Şu ayet-i kerimeden söylüyorum. وَاَدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Bismillah. Gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın diyor. Ey Müslümanlar, gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın barış zamanında. Amacımız savaş değil. Ama olur ya, bir düşman tehdidi altında olduğumuz zaman zalimin zulmüne evet demek zulümdür. Gelmiş Yunan İzmir'i işgal etmiş. Aferin, iyi yaptın mı diyeceğiz. Tabii ki hayır. Amerika gelmiş doğumuzu, güneydoğumuzu Allah korusun işgal etmiş. İyi mi yaptın diyeceğiz. İngiliz gelmiş İstanbul'u işgal etmiş, sen iyi mi yaptın diyeceğiz. Hoşgörü mü göstereceğiz bunlara? Hayır. Savaş kaçınılmaz olduğunda, biz savaş çığırtkanı değiliz, savaş taraftarı değiliz, olmasını istiyoruz, sulh istiyoruz, barış istiyoruz, ama böyle bir şey olduğunda biz müminler olarak, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz olarak وَعَدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّتٍ kuvvet hazırlarız. Tabii bu devletin işi. Ben kafamdan kuvvet hazırlayamam. Ben kafamdan bir şey yapamam. Meclis bu kararı alır. Meclis bu kararı uygulamaya kor. Ve meclis savunma sanayine ne kadar para harcılacaksa, ne kadar iş yapılacaksa bunu yapar. İslam'ın emri de bu zaten. Ayet-i Kerime bize bunu emrediyor Cenab-ı Allah. Kuvvet hazırlayın diyor. Min ribatil hayli. O zamanın şartlarında savaş atları hazırlayın, kuvvet hazırlayın. Turhibune bihi aduvallah. Allah'ın düşmanlarını korkutursunuz. Caydırırsınız, korkutursunuz. Amaç caydırmak zaten. Ve aduvveküm, siz kendi düşmanlarınızı da korkutursunuz. Ayakarin min dunihim la ta'lemunehum, bildiğiniz ya da bilmediğiniz bütün düşmanlarınızı da kuvvet hazırlamakla korkutursunuz. Allahu ya'lemuhum, Allah bilir. Ve ma tunfiku min şeyin fi sebilillah yuvaffi ileyhim ve entum la tuzlemun, ve Allah yolunda her ne harcarsanız, ister savunma sanayinde, ister memleketinizi, vatanınızı korumak için, güçlendirmek için, kalkındırmak için, Allah rızası için bunu yaptığınızda bir kuruş da harcasanız Allah bunun karşılığını size verecektir diyor. Ve entum la tuzlemun, size zulmedilmeyecektir diyor. O zaman vatanı korumak, vatanı geliştirmek, kalkındırmak, muhafaza etmek, savunma sanayinden ekonomisine, eğitiminden milli eğitiminden tutun da dini eğitimine kadar, her alanda, altyapısından üst yapısına kadar vatanı korumak, vatan için çalışmak, vatan için gecesini gündüzüne katmak dini bir görevdir hocam. Bir vecibedir. Namaz gibi, oruç gibi, haç gibi bu bizim bir ödevimizdir. Cenab-ı Hak bu ödevi bize veriyor. Ya eyyuhennas la tetemennev liqa'el adu. İşte yine İslam'ın savaş hukukuna getirdiği bir merhamet, bir ahlak. Ey insanlar diyor Peygamberimiz, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Yani bu şu demek, biz savaş çığırtkanı değiliz. İnsanları öldürmek istemiyoruz. Savaş çıkartmak istemiyoruz. Kan akıtmak istemiyoruz. Düşmanla karşılaşmak istemiyoruz. Çünkü Peygamberimiz düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Veselullahel afiyete. Allah'tan afiyet isteyin, barış isteyin, sağlık isteyin. Feize laqitumuhum, velev ki karşılaşmak zorunda kalırsanız fasbiru. Sabredin, savaştan kaçmayın. Sonuna kadar
operasyonlarınızı devam ettirin. Sonuna kadar, netice alana kadar, zafere ulaşıncaya kadar, son damla kanımıza kadar, Sarıkamış'ta olduğu gibi, Çanakkale'de olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi, Kıbrıs Barış Harekatı'nda olduğumuz gibi, zafere ulaşıncaya kadar kaçmamamızı emrediyor Cenab-ı Allah. Kaçmamamızı iş başa düşünce bu görevi yapmamızı emrediyor. Aynani la temessuhmen nar. Aynun beket min haşyetillah. İki göz var diyor peygamberimiz. Ateşte yanmayacak iki gözü tarif ediyor. Aynun beket min haşyetillah. Allah korkusundan ağlayan göz. Namazda, namaz dışında Allah dostları, Allah'ı seven bütün müminler reklam yapmadan, riyakarlık yapmadan, kameralar önünde değil, riyakarlık yapmadan gerçekten Allah korkusundan ağlıyorsa işte o gözler ateş yakmayacak. Ve aynun batet tahrusu fi sebilillah. Allah yolunda, Allah için sabaha kadar nöbet tutan gözleri Cenab-ı Allah yakmayacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifin müjdesi Mehmetçiğimize gelsin, polisimize gelsin, bütün güvenlik güçlerimize gelsin. Yani sabaha kadar nöbette uyumuyorsak, gerçekten sabaha kadar Allah için nöbetimizi bir hakkın hakkıyla tutuyorsak, aynı şekilde bütün görev alan memur, amir, işçi, iş adamı, bu vatan için kim ne iş yapıyorsa, ne yapıyorsa sabaha kadar özellikle hudut boyunda nöbet bekleyen askerlerimiz, Mehmetçiğimiz gözünü sabaha kadar bu görevini tutuyorsa o gözler yanmayacak müjdesi peygamberimizin var hocam. Allah razı olsun hocam. Şimdi kıymetli hocam bu şehitliği, gaziliği tanımladık. Bunların bu birbirinden anlamlı kavramların bir de İslam'da öbür dünyada bir karşılığı olmalı, bir mükafatı olmalı. Evet. Bu anlamda şehitlik ve gaziliğin İslam'daki faziletlerine değinebilir miyiz? Tabii kıymetli hocam. Şimdi biz şehadete adayız. Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum düşüncesi Mehmetçiğin düşüncesi. Mehmetçik, Muhammedçik. Peygamber ocağının evlatları bu düşüncede elhamdülillah. Bu düşüncemizi Rabbim hiçbir zaman akamete uğratmasın. Amin. Bu düşüncede olan milletimiz de, Müslüman milletimiz de ribatu yevmin ve leyletin hayrun min siyami şehrin. Peygamberimizin şu hadis-i şerifini nakletmeye çalışayım mealinden. Bir gün bir gece hudut boyunda nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri de ibadetle geçirilen bir aydan bir aydan daha hayırlıdır. Düşünün, bir ay boyunca nafile ibadet ediyorsunuz, oruç tutuyorsunuz gündüzleri, geceleri namaz kılıyorsunuz. Hakikaten çok zor. Gündüzleri oruç tutuyorsunuz, geceleri namaz kılıyorsunuz. Beş vakit namaza ek olarak bunu yapıyorsunuz. Bu bir nafile bir ibadet. Gerçekten çok sevabı bol bir ibadet. Bundan bir gece hudut boyunda nöbet tutmak daha hayırlıdır diyor Peygamberimiz. Vazife başında ölürse yapmakta olduğu amelin sevabı ve rızkı devam eder ve kabir fitnesinden kurtulur müjdesini veriyor. Yani bir Mehmetçiğimiz, bir güvenlik güçlerimiz, polisimiz, askerimiz, jandarmamız hudut boyunda tutmuş oldukları nöbet, bir gecelik nöbet, bir aylık nafile ibadete bedel olabiliyor. Şehitlik ve gaziliğin değerli hocam o kadar büyük fazileti var ki ben hadisler üzerinden, ayetler üzerinden gideceğim inşallah. Men sallallahu şehadete bi sidqin bellagallahu menazile şuhadai ve immate ala firashi. Şehadet öyle bir makam ki Allah şehadeti isteyen kuluna, samimiyetle isteyen, şehadeti samimiyetle isteyen kuluna şehadeti yatağında ölse de o mertebeye eriştirir müjdesi var. Yani öyle bir şehadet arzusu var ki ya Rabbi iş başa düştüğünde, görev bana geldiğinde hiç gözümü kırpmadan cepheye giderim diyen bir mümin şehadeti istiyor. Velev ki yatağında ölse bile ne, Cenab-ı Hak onun bu samimiyetinden dolayı bu mertebeyi kendisine verebileceğini vaat ediyor hadis-i şerifte. Ayet-i kerimede ise bismillah ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillah. Allah yolunda öldürülenlere emvat, ölü demeyin. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Bel ahyaun, onlar diridirler. Velakin la teş'urun. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz, farkında değilsiniz. Buradan şehit ailelerimize sesleniyorum. Ve şehadete hazır bizler. Şunu bilelim ki Allah yolunda öldürülmek, vatan için, mukaddesat için öldürülenlere ölü demeyin diyor. Onlar ölü değil, şehit.
Bir bakıma da rızıklandırılıyorlar. Biz o nasıl rızıklandırıyorlar? Allah onları nasıl sevindiriyor? Onların nasıl bir yaşam alanındalar onu biz bilemiyoruz. Detaylarını biz bilemiyoruz. Onu Allah bilir. Ama bizim gibi, bizim normal bir insan öldüğü gibi onlar ölü demeyin diyor. Onlar şehittirler ve onlara özel bir, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz diyor. Bilakis diyor yani. Onlar diridir. Siz bunu bilemezsiniz diyor. Cenab-ı Hak onlara bizi layık eylesin. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَبِلّٰهِ Yine bir başka ayet-i kerimede Allah yolunda öldürülenlere sanmayın ki emvat, onlar ölüdür. Onları ölü zannetmeyin. بَلْ اَحْيَانْ Bilakis onlar diridirler. اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Ve Rablerinin indinde rızıklandırırlar. Yani فَرِح۪ينَ بِمَا اَتَاهُمُ اللّٰهِ Allah'ın verdiği rızıklara şehitler sevinirler. مِنْ فَضْلِهِ Fazlından ve يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Kendinden sonra şehit olacak olanlara da seslenirler. Korkmayın. Bu şehadet makamı korkulacak bir makam değil, üzülülecek bir makam değil. Gururlu olun, sevinçli olun, üzülmeyin. Bu şehadet makamı çok büyük bir makam diye şehitler, kendisinden sonra gelecek olan şehitlere de bu şekilde sesleniyorlar değerli hocam. Onun için bu kadar faziletli. Bir başka ayet-i kerimede, hadis-i şerifte hiç kimse cennete girdikten sonra bütün dünyaya sahip olsa bile tekrar dünyaya dönmek istemez. Yalnız şehitler erdikleri nimet sebebiyle dünyaya dönüp 10 defa daha şehit olmayı arzu eder diyor. Yani kim cennetten çıkmak ister ki? Hiç kimse cennetten çıkmak istemez. Bütün amacımız Allah'ın rızasını kazanmak ve cennete girmek değil mi? Cennete girmek. Ama cennete girdikten sonra tekrar dünyaya gönderilip tekrar şehit olmayı isteyen tek kişi şehitler. Böyle yüce bir makam Cenab-ı Hak nasip eylesin. Vellezî nefsî biyedihî yine peygamberimiz de bunu istiyor. Ruhum elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp öldürülmemi, sonra tekrar dirilip savaşarak tekrar öldürülmemi, yine dirilip savaşta öldürülmemi arzu ederim diyor. Hakikaten sallallahu aleyhi ve sellem bu arzusunu söylediği gibi uygulamasında da bunu gösteriyor. Değerli hocam, o zamana kadar krallar askeri önden sürer, arkadan kendileri seyrederdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordunun komutanı ve bir peygamber olarak ordunun en önünde çarpışıyor ve en önünde çadırını kuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellemin cesaretiyle, harp planıyla onu herkes takdir ediyor. Onun için şehit olmayı da, gazi olmayı da istiyor. Kendi istediği gibi teşvikte ediyor. Şehitlerin bir de hocam kısımları var. Üçe ayırıyoruz biz bunu İslam hukukunda. Hem dünya hem ahiret hükümleri bakımından şehit sayılanlar, sadece dünya hükümleri bakımından şehit sayılanlar, sadece ahiret hükümleri bakımından şehit sayılanlar. Hem dünya hem ahiret bakımından şehit sayılanlar, Allah yolunda savaşırken öldürülen şehitlerimiz. Bunlar şehitlerdir. Yıkanmazlar, elbiseleriyle defnedilirler. Cenaze namazlarını kılınarak elbiseleriyle olduğu gibi defnedilirler. Bunlar dünya ve ahiret şehit olarak bildiğimiz mertebe, en yüksek mertebe. İkincisi sadece dünya hükümleri bakımından şehit sayılanlar. Bunlar da peygamberimizin de arkasında namaz kılan münafıklar vardı. İslam ordusu içerisine katılmış, gerçekten inanmıyor bir ajan, bir hain ama şehit olduğunu zannediyoruz. O muameleyi yapıyoruz. Bu da dünya şehidi. Üçüncüsü ise ahiret hükümleri bakımından şehit saydığımız. Burada işte biraz kimler ahiret hükmü bakımından normal yıkanırlar, kefenlenirler, normal defnedilirler. Ama mesela doğum üzerine ölen bir hanımefendi, boğularak ölen insan, vebadan, koleradan vefat eden, yaygın bir hastalıktan dolayı, mesela koronadan dolayı ölmüş kardeşimiz, yangında, denizde, göçük altında can veren kişiler, haksız yere öldürülenler, namuslarını, canlarını, mallarını savunurken öldürülen insanları da sadece ahiret hükümleri bakımından ülemamız şehitlik mertebesinde olabilirler diyor. Şimdi gerçek şehit, şehit. Bir de bunların şehitlik mertebesini umabilirler diyor. Rabbim nasip eylesin. Şehitliğin fazileti ve kısımlarını bu şekilde özetleyebiliriz hocam. Allah razı olsun hocam. Dilinize, gönlünüze sağlık. Kıymetli hocam, ben de aynı zamanda bu işin içerisindeyim. Naçizane Mersin İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü olarak gençlerle faaliyetleri yapıyoruz. Gençlerle bir araya gelip buluşmalar düzenliyoruz, sohbet, muhabbet ediyoruz. Biz bu kıymetli kavramları gençlere nasıl aktarabiliriz? Gençlere nasıl anlatabiliriz?
Aynı zamanda biz kendimiz bu şehitlerimizi, gazilerimizi nasıl anarız, nasıl yad ederiz? Evet. Bu anlamda tavsiyeleriniz neler? Hocam çok önemli bir şey. Bu toprakla, bu vatan bir defa bize bir emanet. Şehitlerimizin bize bir emaneti. Yerin altındakilerini üzersek yerin üsttekiler bize kalmaz hocam. Yerin altındakileri üzmeyelim, şehitlerimizi üzmeyelim. Şehitlerimize layık olalım. Bu hazineyi, bu zaferimizi, şehadetimizi ve zaferimizi, Anadolu'muzu bizden sonraki nesillere aktarabilmenin yollarını arayalım. Nasıl? Bir yine anlatmadan geçemeyeceğim. Rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanımız zamanında Japonya'dan bir heyet davet edilir. Eğitim sistemimizin incelenmesi hususunda. Bu heyet inceler ve der ki sizin eğitim sisteminizde bazı reformlar yapmanız gerekiyor der. Peki der, bizim Türkiye heyeti onlara sorar. Siz ne yaptınız? Siz nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Biz önce Hiroşima ve Nagasaki'de Amerikalıların bomba attıkları yerleri anaokul çocuklarımıza kadar bir gezdiriyoruz. Anaokul, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, bunları gezdiriyoruz. Yerinde gösteriyoruz. Bakın işte şu tarihte atom bombası atıldı, bu haldeydik. Oraları gezdikten, oraları anlattıktan sonra biz çocuklarımızı yaptığımız fabrikalara götürüyoruz. Oralarda gezdikten sonra geleceğe dair planlarımızı onlara anlatıyoruz. İşte uzaya çıkmak istiyoruz, işte yapay zekayı bulmak istiyoruz, şunları 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 yapmak istiyoruz. Bunları da anlattıktan sonra eğitim sürecimizi böylece hitame erdiriyoruz. Dediklerinde ismine gerek yok. O zamanki bir bürokratımız der ki ya sizin Hiroşima'nız var, Nagasaki'niz var, bizim ne var, biz ne anlatacağız ki dediğimde Japon heyet diyor ki sizde daha çok var, sizde Çanakkale var diyor. Hakikaten bizim yerinde yaşayarak eğitime önemsememiz gerekiyor. Eli öpülesi öğretmenlerimiz, okuldaki öğretmenlerimiz, akademisyenlerimizin bu konuda hassasiyetlerinin yüksek olduğunu biliyorum. Yerinde bir Çanakkale'yi gezerek, Mersin İl Müftülüğümüz olarak bir Sarıkamış'ı gezerek, bir Çanakkale'yi gezerek, bir Kudüs'ü, hem Umre hem Kudüs toprakları, İslam'ın toprakları olan o Kudüs topraklarını gezerek, bir Mekke'yi, Kabe'yi gezerek, bir Mescid-i Nebevi'yi gezerek, yerinde oradaki yapılan daha önceki bir Kutul Emare'yi orada anlatabilirsiniz hocam. Filistin'in kurtuluşunu orada anlatabilirsiniz. Filistin'in İngilizlerden nasıl çöl kaplanı Fahrettin Paşa'yı Medine'de bir anlatın hocam. Ne kadar etkili olur, ne kadar güzel olur. Efendim Sarıkamış'ta bir anlatın hocam. Onun için ben emekli generallerimizden, emekli il ve ilçe müftülerimizden, emekli öğretmenlerimizden, emekli akademisyenlerimizden Allah için okullarımızı okul okul, üniversite üniversite, cami cami, Kur'an kursu Kur'an kursu dolaşın ve şehitliği ve gaziliği anlatın. Bizzat Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazilerimiz var mesela. Biz onlarla zaman zaman şehitlik günlerinde aileleriyle kaymakam beylerin nezaretinde ziyaret ediyoruz kendilerini. O kadar güzel anılarını anlatıyorlar ki anı olsun diye değil. Bu burada şu önemli. Tarihimizi kutsamak ya da aşırı eleştirmek yerine tarihimizden biz ders çıkartmak zorundayız. Canlı tanıklarından, ağızlarından bunu dinlediğimizde anaokulundaki çocuğumuz da bundan etkilenecektir, kendisine pay çıkaracaktır. Bu ülkeye ait olduğunu, bu ülkenin de kendisine ait olduğunu hissedecektir. Bu hissiyatı, bu ruhu, bu şeyi vermemiz gerekir. Değilse bir LGS'dir, işte bir üniversite sınavıdır, bir memurluk sınavıdır. Hep sınav, 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 sınav. Biz tarih şuurunu, din şuurunu, İslam şuurunu hissettirmeliyiz. Şuur budur. Hissetmediğiniz zaman o sadece bir dersten ibaret kalır. Sadece bir bilgi yığıntısından ibaret kalır. Şu bizim anlattıklarımızı Google'a girdiğinizde, şu bizim anlattıklarımızı bilgisayara girdiğinizde bulabilirsiniz. Ama bilgisayar sizden daha çok Müslüman olacak değil. Bilgisayar sizden daha vatansever olacak değil. Bilgisayar sizden daha iyi bir gazi olacak değil, bir şehit olacak değil. Onun için bizim hissetmemiz gerekiyor. Tarihimizi hem hissetmemiz hem de hissettirmemiz gerekiyor. Gündelik, geçici, rutine bağlanmış kutlamalarla değil hocam. Biz şehitlik ve gaziliği mesaimizde her gün, her saat anacağız. Ben bu şehitlerin hakkını yer miyim? Ben bu gazilerin hakkını yer miyim? Ben bu vatan için gayret gösteren, gece gündüz çalışan insanların hakkını yer miyim diye atama yapacaksak dikkat edeceğiz. Rüşvet almayacağız, rüşvet vermeyeceğiz. Allah'ın emirlerini çiğnemeyeceğiz. İnsanlara doğruyu söyleyeceğiz. Yalan söylemeyeceğiz. Yalancılarla iş yapmayacağız. Kısaca
vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü sarsmayacak şekilde vatanımızı ilerletmek için elimizden hangi, ister müftü olalım, ister vaiz olalım, ister ilkokul öğretmeni olalım, ister iş adamı olalım, ister çiftçi olalım, hiç önemli değil. Bu görev hepimizin. Ay yıldızlı bayrağımızı, ezanımızı, Kur'an'ımızı, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için ve şu Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Arab'ıyla, Hristiyan'ıyla, Müsevi'siyle bir vatandaş olarak bu ülkenin bütünlüğünü, bu ülkenin birliğini, bu ülkenin kardeşliğini sarsmayalım. Sarsanlara da fırsat vermeyelim ki o zaman şehitlerimiz bizden inşallah hesap sormazlar. Allah razı olsun hocam. Rabbim cümlemizi onların bu emanetine sahip çıkmaya nail eylesin. Bu vesileyle de Sarıkamış'ta, Çanakkale'de ismini zikredemediğimiz vatanımızın dört bir yanında canını bizler için, vatanımız için feda eden tüm şehitlerimize de rahmet dileyelim. Hatta dilerseniz bir Fatiha okuyalım hocam. Okuyalım hocam, El Fatiha. Kıymetli hocam, biz ayrılan sürenin de sonuna geliyoruz ama dilerseniz bir son birkaç cümle daha alabiliriz. Vaktimiz var. Peki. Değerli hocam, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuyalım ve çok iyi anlayalım. Allah için İngilizler Hindistan'da kendilerine savaşmasınlar. Hindistan'daki Müslümanlar ana karalarını kolaylıkla kendilerine terk etsinler diye yıllarca cihat aleyhtarı propaganda yaptılar. Savaş aleyhtarı propaganda yaptılar. Hindistan'daki Müslümanlara cihattan el çekmeleri için, savaştan el çekmeleri için, topraklarının kolayca işgal edilebilmesi için her türlü filmle, her türlü görsel, yazılı araçlarıyla propaganda yaptılar. Elhamdülillah Müslümanlar şimdi bundan uyandılar. Yani Resulullah Efendimizin gayesi baş kesmek, kelle koparmak, insan kanı akıtmak değil. Bakın Bedir Savaşı'ndan önce Hazreti Ömer'i Ebu Cehil'e gönderiyor. Niçin? Barış yapalım diye, kan akmasın diye. Mekke'nin fethinden önce güçlü, istediğinde istediğini asacak, kesecek güce sahip bir komutan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethedecek, öldürmeyeceksiniz diyor. Kan akmayacak diyor. Mekke'yi fethettikten sonra da فَذْهَبُوا اَنْتُمْ تُلَقَى gidin hepiniz serbestsiniz diyor. Bugün size kınama yok diyor. Eğer kan akıtmak istese, adam öldürmek istese, intikam almak istese Mekke'yi fethettikten sonra Peygamberimiz taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmaz idi. Ama affediyor. Affediyor. Affettiği için insanlar onun gerçek bir peygamber olduğunu anlıyorlar ve Müslüman oluyorlar. Onun için İslam'ın cihattaki gayesi, İslam'ın savaştaki gayesi barıştır. Huzurdur. Bütün insanlığın huzurudur. Bütün insanlığın mutluluğudur. Bütün insanlığın Afrika'yla, Rusya'nın, Amerika'yla, Afrika'nın, Çin'in bir farkı yoktur. Siyahla beyazın birbirinden bir farkı yoktur. Küllüküm min beni Adem'e, hepiniz Adem'densiniz. Adem de topraktandır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siyahın beyaza, beyazın siyaha, acemin araba, arabın aceme bir farkı yoktur. Küllüküm hepiniz Adem'densiniz, Adem'de de topraktandır. Üstünlük ancak takvadadır. Takva ne? Allah korkusu, Allah sevgisi, hukukun, Allah'ın hukukunun üstünlüğüdür. Hukuka riayet ettiğimiz sürece, hukukun üstünlüğünü riayet ettiğimiz sürece İslam'ı biz doğru anlarız, şehadeti doğru anlarız, gazayı doğru anlarız. Nefsi müdafaa için, vatanın müdafaası için yeri geldiğinde savaşmayı doğru anlarız. Yanlış anlayanlara da bunun doğrusunu anlatırız diye düşünüyorum. Onun için Müslümanların sadece savunma sanayilerinde değil, her alanda güçlü olması gerekiyor. Teknolojide güçlü olması gerekiyor. Sağlıkta güçlü olması gerekiyor. Altyapıda, üst yapıda ve savunma sanayisinde güçlü olmaları gerekiyor ki su uyur, düşman uyumaz hocam. Kesinlikle öyle hocam. Allah razı olsun dilinize, gönlünüze, yüreğinize sağlık hocam. Kıymetli izleyenler, Bir Rahmetten Damlalar programının daha sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda görüşmek, buluşmak temennilerimle sağlıcakla kalın.
peygamber ordusunun şanlı Mehmetçikleri. Vatan toprağına düşen bu kardeşlerimiz kutlu yürüyüşünü tamamlamış, şehadet ile mutlak zafere ermişlerdir. Hiçbiri meçhul asker olmayacaktır. Binlerce yıllık büyük devletimiz hiçbir kahraman evladını unutmadığı gibi unutturmayacaktır da. Hak için, vatan için yürümeye devam yiğitlerim. Asker ağam. Mehmetçiği sakın uyutma. Tekmil. Yusufoğlu Hasan, Antalya. Eminoğlu Süleyman Bayraktar, Mardin. Aydınoğlu Ahmet, Van. İlmioğlu Ali, Yemen. Cemaloğlu Agah, Tiran. Süleymanoğlu Mecit, Edirne. Mehmetoğlu Nuri, Osmaniye. Mürsel Türk, Bakü. İsmailoğlu Tahir, Medine. Mustafaoğlu Kemal Mutlu, Rize. Şürek, can veren, sarılmamış yiğitleri, mutlak zaferdi tadılar şehadetin şerbeti, melekleri. Tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destan öksüz, sükutu derin meçhul askerin, türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli, kim demiş meçhul asker diye.